MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün demokratik cumhuriyeti savunmanın bile örgüt üyesi olmakla aynı olduğunu anlatmaya çalıştı. Devlet Bahçeli demişken aslında birkaç gün önce yaşanan milletvekilimiz Sayın Sakık'ın yapmış olduğu konuşmadan sonra meclis idare vekilini kullanmış olduğu sözleri bir kez burada daha kınamak istiyorum. Bizler Bahçeli'den özür beklerken maalesef kendi vekiline ve sarf etmiş olduğu sözlere sahip çıktı. MHP Genel Başkanı MHP Genel Başkanı aslında kendi vekiline sahip çıkarak bize bir gerçekliği daha gösterdi. Gerçekten bunların hakaretten, küfürden, antidemokratik uygulamaları savunmaktan başka işleri yok. Küfür ve hakaretleri bunların konuşmalarının içerisinden çıkarırsan geriye bir şey kalmaz, kalmıyor. Bu bahsettiğimiz sorunlara ilişkin çözümleri yok. Bugüne kadar duydunuz mu? İşte Bahçeli, MHP Genel Başkanı'nın bahsettiğim emek, Kürt meselesi, inanç, yoksulluk, yolsuzlukla ilgili tek bir çözüm önerisini görmedik. Parmak sallarlar, küfür ederler. Çözümleri yok, toplumla bağları da yok. Ülkedeki her türlü mafya ve suç örgütüyle poz verenlerin siyaseten bizlere sözleri olamaz değerli arkadaşlar. Bizler meclisin kirli sözlerin sarf ettiği bir platform olmadığını bir kez daha burada belirtmek istiyoruz. Meclis küfür edilen bir mekan değil. Böyle bir meclis Türkiye halklarının iradesi olamaz. Şimdi kalkıp tehdit ediyor, yetmemiş gibi Celal Adan'ı sahiplenmeye çalışıyor. Evet, balık baştan kokar. Zaten başka bir şey beklemek de biraz saflık olurdu. İnsanın ağzına alamayacağı, ar edeceği sözler için Devlet Bahçeli isabetli sözlerdir diyor. Yav deherre karihu mezeki diyoruz Bahçeli'ye. Suçlarını kaba konuşmalarla örtmeye çalışıyorlar. Ve biz böyle bir meclis başkan vekilini tanımıyoruz. Gerçekten bu meclis hak etmiyor. Küfürbaz bir meclis vekilini 85 milyon da hak etmiyor, çocuklarımız da hak etmiyor. Dolayısıyla bence bir an önce istifa etmelidir. Değerli arkadaşlar, aslında bu durumu en iyi açıklayan bir söz var. Bir Ermiş'e sormuşlar. Diyorlar ki Ermiş'e, en çok neyi bilirsiniz? O da demiş ki haddimi bilirim. Biz de diyoruz ki haddinizi bilin. Haddinizi bilin diyoruz. Sizden önce de tehdit edenler vardı ama biz dimdik yerimizde ayakta halkımızı, haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Sizin arkanızda çeteler, mafyalar olabilir. Bizim halkımızda halklarımız var. Türkler, Kürtler, emekçiler var. Evet değerli arkadaşlar. Yani bizim parti tarihimiz mücadele tarihidir. Biraz önce dedikleri demokratik, adil, eşitlikçi, Kürtlerin eşit yurttaş olduğu bir demokratik cumhuriyeti savunmaya devam edeceğiz. Bunun için mücadele edeceğiz. Biz bedel ödeye ödeye bu noktalara geldik. Hiç kimsenin tehditlerine de papuç bırakmayacağımızı bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, bugün cumhuriyetin demokrasiyle buluşması, bu toprakların bir halklar bahçesine dönüşmesi için ne gerekiyorsa sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Buna gücümüz de var, cesaretimiz de var. Evet, değerli halkımız, değerli dostlar, Gazze'de yoğunlaşan korkunç savaş başka bir aşamaya geçti. İsrail bir kara operasyonu başlattı. Bu kara operasyonu sonucunda büyük bir insanlık
dramı yaşanıyor. Sirenlerin gölgesinde insanlar cesetlerini, cenazelerini, yaralı canlarını o enkazlardan çıkarmaya çalışıyorlar. Bombalanan hastaneler, okullar, enerji santralleri, iletişim kanalları, sivil ölümler, kan ve göz yaşıyla karşı karşıyayız. Yaşamını yitiren insanların sayısı 10 binlere ulaştı. Bu vesileyle bir kez daha mazlum Filistin halkının ve yaşamını yitiren İsrail'i masum insanların üzüntülerini paylaşmak istiyorum ve derin üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Birleşmiş Milletler bu konuda acilen Gazze'de bir ateşkes çağrısı kararı aldı. Evet, biz bu kararı destekliyoruz. Fakat karara rağmen hala savaş devam ediyor. Tek bir girişim yok. Sorun çözümü için bir diplomasi yok. Artarak devam eden bir savaş devam ediyor. Dünya izliyor. Uluslararası kamuoyu sorumluluk almaktan kaçınıyor. Evet, biz tekrar uluslararası demokratik dünya kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler'e de buradan seslenmek istiyoruz. Bu tür meseleler oylamalarla, kınamalarla, basın açıklamalarıyla maalesef durdurulamıyor. Şiddet en ağır sonuçlarıyla devam ediyor. Bu şiddeti ortadan kaldırmak için gerçek anlamda bir sorumluluk almak, bu savaşı durdurmak, aynı zamanda biz dünya insanlık mirasının da bir görevi olduğunu belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, buradan aynı zamanda bir uyarıda bulunmak istiyorum. Evet, bu savaş sadece İsrail-Filistin topraklarında değil, Lübnan ve Suriye'ye de taşındı. En son İsrail, Lübnan ve Suriye'de kimi hedefleri vurduğunu açıkladı. Filistin topraklarıyla sınırlı kalmayacak bu savaş bölgeye yayılabilir. Bu daha fazla ölüm, daha fazla kavga, daha fazla savaş anlamına gelecek. Onun için bu savaşı önlemek hepimizin görevidir. Ayrıca acilen yapılması gerekenler var. Bu konuda da başta Refah kapısı olmak üzere Gazze'den çıkışların güvenli şekilde sağlanması, ilaç, gıda maddesi, farklı ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye, Filistin topraklarına rahat bir şekilde ulaşması için komşu ülkeleri de acil bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri için davet ediyoruz. Evet, bu savaşta ölümlerin durması, silahların susması için çaba harcamak yerine taraflara ateşli çağrılar yapıyor. Kimi taraflara suçlayıcı iddialarda bulunuyor. Hakikat sadece bir tarafı yüceltmekle, bir tarafı eleştirmekle maalesef ortadan kalkmıyor. Siz de takip ettiniz. Geçen cumartesi günü İstanbul'da sözde Gazze ile dayanışma mitingi düzenlendi. Hepimiz bekliyorduk ki işte Cumhurbaşkanı, o kürsüde konuşan herkes İsrail ve Filistin arasındaki bu savaşı durduracak, kimi değerlendirmelerde, kimi önerilerde bulunacak. Ama maalesef Gazze mitingi fare doğurdu. Daha çok iç politika ve yerel seçimler tartışıldı. Yine açık bir şekilde iktidar Gazze'deki mağduriyeti iç politikaya alet etti. En iyi bildikleri şey budur. Türkiye'de yolunda gitmeyen işleri gölgelemek için Gazze mitingi kullanıldı. Rojava'ya daha rahat saldırı yapmak için ve Türkiye toplumunun arkasına hizalamak için Gazze mitingi yaptı. Çoklu krizleri örtmek için, açlığı, yoksulluğu gözlerden uzak tutmak için Gazze mitingi yapıldı. Bu hükümet yapay düşman yaratmadan maalesef yoluna devam ettiremiyor. Şimdi yapay düşman olarak İsrail devletini ileri sürüyor. Ama biz biliyoruz ki İsrail bir terör devletidir diyenler aslında İsrail'le en yakın, en sıcak, bugüne kadar tarihinde, Türkiye'nin tarihinde olmadığı kadar yoğun ilişkiler içerisindedir. Der, bakın kendi verileriyle, TÜİK verileriyle Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacminin hangi boyutlara geldiğini sizlere izin verirseniz anlatmak istiyorum. 2002 yılında AKP iktidarı yönetime geldiği zaman
Türkiye ile İsrail'in ihracatı 861 milyon dolardı. İsrail'den ithalatı ise 544 milyon dolardı. Değerli arkadaşlar, 2022'de 20 yıl sonra ihracat 6.74 milyar dolara yükselirken ithalat 2.71 milyar dolara çıktı. Ticaret hacmi 1.41 liradan 9 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Yani terör devleti dedikleri, mitingler yaptıkları, timsah gözyaşları döktükleri Filistinler çok da onların derdinde değil. Çünkü 20 senede İsrail'le Türkiye'nin ekonomik ticaret hacmi %532 artmış.